Sağlıklı Hayat'tan hepinize mutlu sabahlar efendim. Bugünkü stüdyo konuğumuz operatör Doktor Fatih Dağdelen. Kendisi sihirli elleriyle birlikte yağ enjeksiyonu ve kök hücreyle nasıl güzelleşebiliriz bunun sırlarını anlatacak bugün bizlere. 0212 627 48 48'den bizleri arayabilirsiniz. Yine WhatsApp hattımıza da merak ettiğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Biz bugün bacak estetiğini konuşacağız kendisiyle. Popo kaldırma, popo dikleştirmeyi konuşacağız. Bu konulara dair merak ettiğiniz sorularınız varsa eğer cevaplarını kendisinden alabilirsiniz diyelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Görüşmeyle. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizi gördük. Çok daha iyi olduk. Çünkü bu konuları konuşmak her kadın gibi beni de tabii ki çok mutlu ediyor aslında öğrenmek. Evet, evet. Ve aslında doğru kaynaktan öğrenmek de çok önemli bu bilgileri. Hep konuşuyoruz zaten sizinle de. Kesinlikle sağ olun. Ve bugün de biraz yağları konuşalım istiyoruz. Evet. Yağlarla nasıl güzelleşebiliriz? Bunun sırlarını, püf noktalarını ve aslında dikkat etmemiz gereken kısımlarını da sizden öğrenelim. Çok teşekkür ederim her şeyden önce. Bugün hakikaten bu çok önemli bir konu. Aslında nadir bir problem gibi gözükse de bacaklarla ilgili, yani bacak estetiğini çok ciddi olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü pek çok kadının aslında içinde bir yara, yani o bacak, çarpık bacak gibi problemler. Bu tip insanlar genellikle etek giymiyor, şort giymiyor, evet, dar bir stretch giymiyor ki günümüzde biliyorsunuz şu anda slim fit pantolonlar moda ve böyle şeyler giymek istemiyorlar. Çünkü bacakların hep böyle ayrık olduğunu, ortası açık bir şekilde olduğundan. Ya da orantısız olduğundan şikayet ediyorlar, evet, hep. Genelde evet, ayak bileklerinin çok ince olduğundan, bazen üst kısımların daha kalın olduğundan, evet, şikayet ediyorlar. Evet. Şimdi kışın daha ziyade bacakları kalın olan insanlarla karşılaşıyoruz. Çünkü çizme giyemiyoruz şikayetiyle. Yazın ise bacakları ince olan ya da çarpık olan kişilerle karşılaşıyoruz. Bu tip problemi olan hastalarda biz aslında 3 tip uygulama yapıyoruz. 3 tip alternatifimiz var. Bunlardan bir tanesi yağ. Ki bugün asıl konumuz aslında yağ enjeksiyonu. Çünkü yağ enjeksiyonunun kullanıldığı yerlerden bahsederek birazcık ilgi uyandırmak istiyorum. Sonrasında yağa gireceğim. Aslında yağ konusu çünkü çok enteresan. Yani yağlarımızı aldırıyoruz, yağ alınıyor. Fakat bu yağlar aslında rejüvenatif tıp dediğimiz, yani gelecekle ilgili vücudumuzda aslında bir sürü şeye yarıyor. Neyse, bacaklardan girerek daha sonra yağ konusuna gireceğim. Tamam. Bacaklarla ilgili olarak 3 tip alternatiften bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi yağ enjeksiyonu. Eğer yeterli yağınız var ise, ki bayanlarda genellikle olur, hani belde olur, basende olur, bacak içinde olur, karında olur, bir şekilde yağ dokusu vardır. Kendi vücudumuzdan aldığımız yağı yine kendi vücudumuza enjekte ediyoruz değil mi aslında? Aynen öyle, aynen öyle. Bacaklardaki o çarpık olan kısımları ya da ince olan kısımları bu yağa veriyoruz. Bu kendi vücudumuzdan olduğu için, kendi yağlarımız olduğu için zaten tutar, herhangi bir problem de olmaz. Ama başkasının yağıyla olmaz. Yani yağ enjeksiyonu yapabilmemiz için yağ gerekiyor. Yani yağınız yoksa böyle bir şansınız olmuyor. Yani sıfır beden bir insanda böyle bir şansımız yok. İkinci alternatifimiz dolgu yapmak. Şimdi bacaklar içinde vücudun özellikle belli bölgelerine büyük volümlü dolgularımız var. Büyük volümlü dediğim, mesela dudaklara yapılan, mesela işte ışık dolgusu olarak yapılan dolgular çok az biliyorsunuz. 1 cc, 1 ml. Evet. Ama biz bacak için en az 200-300 cc'lik dolguya ihtiyacımız var. Ya da popo için 400-500 bin cc'ye ihtiyacımız var. O yüzden daha büyük volümlü dolgular da söz konusu. İkinci seçenek dediğim gibi dolgu yapmak. Üçüncü seçenek ise bacağa protez yerleştirmek. Yani bir silikon yerleştirmek. Bu da mümkün. Bacağa silikonu işte bacak arka kıvrımından girilerek, tam bacağın arka kıvrımından küçük bir kesiyle girilerek bacağın içerisine bir silikon yerleştiriyoruz. Bu da çarpık bacağı düzeltiyor. Kalıcılığını peki sorarsak, mesela bu seçenekler arasında kalıcılık değişir mi? Şimdi şöyle, yağ enjeksiyonu da kalıcıdır. Dolgu 7-8 yıl gidiyor. Ama protez zaten ömür boyu kalıcı. Ömür boyu kalıcı. Yani bunların hepsi aslında kalıcı uygulamalar gibi değerlendirebilirsiniz. Tabii ki protez, neden protez yaparız? Çünkü deformite ya da problem, bacaktaki eğiklik, bacaktaki çarpıklık miktarı çok ağır ise, çok kötü durumda ise o zaman mutlaka silikon tercih ediyoruz. Eğer problem daha hafif ise ve kişinin de yağı var ise yağ enjeksiyonu tercih ediyoruz. Eğer hastanın yağı yok, ameliyat olmak istemiyor ise o zaman dolguyu tercih ediyoruz. Ya da problemi azsa
dolgudan daha büyük bir fayda göreceğini düşünebiliriz. Biraz yine kişinin profiline ve biraz da isteğine, durumuna bağlı o zaman değişen aynen. bir durum diyebiliriz aynen. aslında biz. Aynen. Bizim aslında hep tüm uygulamaları yaparken hangi ameliyatı yaparsak yapalım aslında hastaya göre karar veriyoruz. Yani hasta bize protez yaptırmak için geliyor, yağ öneriyoruz. Yağ yaptırmak için geliyor, protez öneriyoruz. Yani hastanın şartları, durumu bize aslında yol gösteriyor. Hastanın beklentisi, nasıl bir şeyle karşılaşmak istediği çok önemli. Mesela bu popo için de geçerli. Popo estetiği için. Hasta diyor ki ben diyor bir ameliyat olmak istemiyorum. Bir an önce sosyal yaşamıma dönmek istiyorum. Evet, o zaman sana dolgu yapalım. Dolgu iğneyle yapılan bir şey. Hani iğneyle popoyu dolduruyoruz, konu bitiyor. Hasta geliyor, işlemini yaptırıyor. Bir saat sonra hastaneden ayrılıyor. Bir daha görmüyoruz bile. Yani normal günlük rutinine hemen geri dönebiliyor. Aynen öyle. Banyosunu yapıyor, sporunu yapıyor. Hiçbir şey yok gibi. Şimdi önümüz yaz biliyorsunuz. Herkes ister istemez plajlara gidecek, plajlara evet. koşacak ve bu noktada kendileriyle ilgili rahatsız oldukları, istemedikleri bir görüntüyle ilgili bir sıkıntı var ise bu bazı insanlar için bir yerden sonra kompleks haline geliyor. Kesinlikle. Günümüzde biliyorsun sosyal medya şu bu derken herkes orada popo. Yani bugün ciddi bir popo çılgınlığı var dünyada. Herkes poposunun daha dolgun, daha kalkık, daha çıkıntılı olmasını istiyor. Ve bunun içinde aynı bacakta bahsettiğimiz gibi, bacak konusu gibi, bunun içinde istersek yağ, ki bu çok kullanılan bir şey, yağ enjeksiyonu popo için, istersek dolgu, istersek popoya da yine protez, popoya silikon koymamız mümkün. Tabii ki. Peki yağ enjeksiyonunda ve protezde iyileşme süresi ne kadardır hocam? Şöyle anlatayım size, yağ enjeksiyonunda yani yağ aldık. Ve biz bunu popoya koyduk. Mesela popoya yağ enjeksiyonu yaptık. Hasta gece hastanede kalmasına bile gerek yok. Aynı yani gün. Aynı gün taburcu olabiliyor. Aynı gün ya da bir gece kalabilir, fark etmez. Taburcu ediyoruz. Birkaç gün evde istirahat etmesi yeterli. Normal günlük hayatına dönebilir. Çünkü burada bir kesi yok. Bu bir ameliyat gibi değil aslında. Küçük böyle küçücük bir delikten girilerek. Yani yarım santimlik bir delikten girilerek bir yağ alıyoruz. Ve aynı delikten de bu defa popoya yağ veriyoruz. Evet, bu kadar. Yani kolay bir işlem. Zor bir şey değil. Ve çok efektivitesi yüksek. Tabii hastalar şunu diyorlar bize. Yağ koyunca yağ eriyormuş. Yağ işte kalmıyormuş. Böyle bir şey doğru değil. Tabii ki koyduğumuz yağları enjekte ettiğimizde o bölgede biraz ödem oluyor. Şişkinlik oluyor. Bir de koyduğunuz bütün yağların hepsi tutmayabilir. Evet. Ama belli bir zaman geçince mesela 2 ay geçtikten sonra artık bu değişmeyecektir. Yani bu peyderpey işte bir yıl sonra daha azalacak, iki yıl sonra daha azalacak değil. Tam tersine daha da artacaktır. Çünkü hasta o dönem içerisinde kilo alsa örnek zaten popo bölgesinde yağ çok ise bu defa oradan daha da dolgunlaşacaktır. Daha da belirginleşecektir evet, zaten. Evet. İster istemez. İster istemez çünkü yağ dokusu fazla oranın. Evet. O zaman iyileşmeden de korkmasınlar diyebiliriz. Çünkü aynen. bu böyle çok ciddi, abartılacak bir büyük bir operasyon değil diyebiliriz. Değil, kolay bir işlem. Hı-hı. Hakikaten çok kolay. Yani bununla istediğiniz kadar bir volüm verebiliyorsunuz. Riski var mıdır mesela? Bunlar riskli işlemlerdir çünkü kendi hı-hı. yağını veriyorsunuz. Biz zaten steril şartlarda yapıyoruz evet. bunu. Yani ameliyathane koşullarında olan bir şey. Hasta uyup uyumaması önemli değil. Hasta uyumayabilir. İlla uyuması gerekmiyor. Ama biz steril şartlarda yaptığımız için böyle bir infeksiyon açısından da bir sıkıntı olmaz. Aslında risk faktörlerini siz zaten en minimuma düşürüyorsunuz evet, bu operasyon sırasında. Aynen öyle. Diyebiliriz. Aynen öyle. Protez biraz daha farklı. Protez ameliyatı da kolay aslında. Protezde tam poponun iki ara kıvrımından yani G-string giyilen yeri düşünün. Poponun ara kıvrımından girilerek yapılıyor. Yani alttan ya da yanlardan değil. Yani görünen bir iz yok aslında. Orada da direkt olarak kasın arasına yerleştiriyoruz bu protezi. Yerleştiriyorum daha doğrusu. Bunu ben şeye benzetiyorum. Hamburger gibi yani bir yani iki kasın arasında böyle bir cep açıyoruz. Kası arasına yerleştiriyoruz. O yüzden herhangi bir şey olmuyor. Belirgin değil. Yani anlaşılmaz. Evet, insanlarda bir de bu endişe var değil mi? Evet. Söylediğiniz gibi çok rahatsız oluyorlar artık kamufle etmek için belki ellerinden evet. geleni yapıyorlar ama yaptırdıkları müdahalede belli olmasın istiyorlar aslında. Evet. Belli olmamasının tabii belli olmamasının da belli şartları var. Bu da nedir? Mesela siz büyük isterseniz biraz belli olacaktır yani. Evet.
Eğer küçük yaparsak yani veya doğal yaparsak o zaman belli olmayacaktır. Tabii kalçanızın yapısı da çok önemli. Eğer hasta çok incecik bir hastaysa, derisi ince ise ve büyük bir protez istiyorsa, büyük bir silikon istiyorsa popoya, o zaman biraz belirgin olur yani. Ama bunda hasta tabii yıllar boyunca hep büyük popo beklemiş, istemiş. Böyle bir kişiye küçük yapalım deyince de hasta direkt rahatsız oluyor. O zaman niye yaptırıyorum ki oluyor aslında. Değil, belli olmayacaksa neden yaptırıyorum? Evet. Ama belli olacak, mutlaka belli olacak. Sonuçta oraya ciddi bir şey koyuyoruz yani. Bu biraz fiziksel özelliklerle de çok ilgili bir şey değil mi? Çünkü çok zayıf zaten bir insanda ekstra belli olacaktır bu durum. Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir düşünün. Mesela basen yapısı dar olan birisi farklı, basen yapısı geniş olan birisi farklı. Yani şimdi düşünün. Hani bayan var, baseni daracık. Mesela ne de siyahi insanların basenleri küçüktür. Ama çıkıntılıdır mesela. Değil mi? Evet. Oysa bizim halkımızın basenleri biraz geniştir ama basıktır. Yani konuyu o gözle değerlendirmek gerekiyor. Biz hani hastanın ihtiyacına göre, hastanın yapısına göre, hani oradaki kemik yapısı da bizim için çok değerli. Deri, deri altı yağ dokusu da bizim için çok değerli. Ona göre karar veriyoruz. Ama kolay bir işlem. Dediğim gibi kas arasına koyuyoruz. Orada zaten küçük bir yerden girmesi için iz de belli olmuyor. İz de bir işlem değil. Sonrasında bir gece hastanede kalıp hasta taburcu oluyor. Bir iki üç gün kadar dinlenmesini isterim tabii ki. Sonra normal hayata da dönebilir. Yine işine, gücüne, normal günlük koşturmacasına geri dönebilir. Hiçbir problem yaşamadan. Aynen öyle efendim, doğru. Diyebiliriz. Peki bir sorumuz gelmiş, onu okuyalım. Tabii günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Doktorumuza da başarılar diliyorum. 41 yaşındayım. Bacaklarım çok orantısız, orantı yaptırmak istiyorum. Tabii ki işlem profile göre değişir dediniz. Fakat kilo alırsam ekstra kötü bir görünüm kazanır mı demişler. Hayır, kilo alırsanız yani yağ enjeksiyonu istiyor herhalde anladığım kadarıyla. Hı hı. Eğer yağ da varsa yağ çok mantıklı. Kilo alırsa herhangi bir ekstra problem olmaz, sıkıntı da olmayacaktır. Yani eğer yağınız varsa bacaklarınızda bir yani asimetri problemi ya bir düzensizlik, çarpıklık problemi var ise kesinlikle yağ enjeksiyonu tavsiye ederim. Çok güzel sonuçlardır çünkü hakikaten hastalarımız bazında hasta memnuniyeti yüksektir. Ama ön şart olarak gerek bacak gerek popo istiyorsanız tabii görüşmek çok esas yani. Ben görünce hastayı, hastaya hangisinin uygun olacağını, hangisinin uygun olmayacağını, hangisinin daha mantıklı olacağını beraber karar veriyoruz ki bu konuya. Yani az önce söyledim ya, hasta silikon yaptırmak istiyor. Ben diyorum ki yağ uygun, yağ yaptırmak istiyor, silikon uygun. Yani bu hasta geldiğinde aslında hastanın da fikri tamamen değişmiş olabiliyor değil mi? Değişebilir. Netlik kazanabiliyoruz. Ya da evet. Ya da yani mesela yağ yoksa hiç yağ konuşmanın anlamı yok. O zaman ne diyoruz? Yani ya size dolgu yapalım ya size gelin silikon yapalım. Evet, diğer seçenekleri değerlendirelim. Aynen öyle. Yani kararlarımızı aslında bu şekilde belirlediğimiz. Tabii vücut tipi burada önemli. Evet, vücut tipi de çok önemli aslında değil mi? Evet. Belki bizim vücudumuzda rahatsız olduğumuz ve hayal ettiğimiz bir görüntü aslında profilimize ve fiziksel özelliklerimize hiç uygun da olmayabilir belki. Olmayabilir. Bir de çok kolay geri dönüş olan şeyler de değil değil mi bunlar? Çünkü çok mesela bazen abartılı şeyler isteyebiliyoruz. Anlık ruh halimizden dolayı da bu olabiliyor bazen ama sonrasında tabii ki pişmanlık da olabilir. Bu tabii ki şu anlama geliyor. Ben tabii her gelen hastanın her ameliyatını kabul ediyor muyum? Hayır. Yani bazen hasta geliyor yaptırmak istiyor. Bakıyorsun gayet iyi. Ya da gerek yok. Ya da bu işten hasta fayda değil de zarar görecekse o zaman zaten otomatik olarak ne diyoruz? Yapmayalım. Evet. Lütfen bu şekilde yaşayın, hayatınızı böyle devam edin diyoruz. Tabii ki burada hani yağ enjeksiyonu dediğimiz zaman, yağ enjeksiyonunda biz özellikle vücut şekillendirmede, bacaklarda, popoda, göğüste, bazen göğüste de yağ koyuyoruz. Ama en çok yağ biz yüzde kullanıyoruz. Şimdi bakın yeniden yüz estetiğine döndük. Evet. Geçen sefer de biliyorsunuz. Yağlar aslında mucizevi çözümler diyebilir miyiz biz? Estetik için. Kesinlikle. Bakın yağ enjeksiyonlarından bahsederken, yağ dokumuz kök hücreden çok zengin bir dokudur. Hatta şöyle bir oran vereyim size. Kemik iliğindeki kök hücre miktarı 1 ise yağdaki kök hücre miktarı 100 kat fazladır. Yani yağ dokumuz aslında kök hücreden en zengin doku. Yani inanılmaz derecede bir kök hücre zenginliği var yağ dokusunda. Hani biz liposakşınla yağ alıyoruz, bu yağları atıyoruz. Aslında o kadar kıymetli ki biz o yağları kullanmalıyız, kullanabilmeliyiz. Çünkü bu ileride bizim mesela yüzümüz için olur,
işte belli bir bölgemizi büyütmek için olabilir. Ya da buradan elde ettiğimiz kök hücrelerle, örneğin eklemlerimizde bir problem varsa, ciddi bir takım sıkıntılarımız varsa, diz ağrımız varsa, eklem ağrımız varsa bunlar için kullanabiliyoruz. Ya da bu kök hücreyi alıp üretip bunu cilt gençleştirmek için, yüz gençleştirmek için, yüzünüzü daha canlı göstermek için kullanabiliriz. Vücudumuzun aslında birçok bölgesinde işe yarar. Evet. Değil mi? Faaliyet gösterecekler. Aynen öyle. Çünkü yağ dokusunda dediğim gibi o kök hücreyi elde ettikten sonra bunu diyelim ki mesela şimdi biz yüz gençleştirmede cilde ne veriyoruz? PRP yapıyoruz. Hı hı. İşte PRP dediğimiz şey kandan kan alıyor. O kanın içerisindeki belli hücreleri açığa çıkartıp bunu yüzümüze enjekte ediyoruz. Bu aslında hücresel tıbbın yani kök hücre tedavisinin ilk basamağı. Kök hücre ise bunun 10. basamağı. En üst basamağı diyebilirim. Ki kök hücre tabii tedavileri biraz pahalı olduğu için ki bundan 3-5 yıl önce belki 10 yıl 15 yıl önce de vardı. Fakat bu derece gelişmiş değildi ya da çok pahalı uygulamalardı. O yüzden yaygınlaşmadı hiçbir zaman. Çünkü düşünün bir kök hücre tedavisi yaptıracak. Hasta bilmem kaç bin dolarlar ödeyecek. Evet. Tabii ki insanlar yaptıramıyordu, yaptırmıyordu. Biz de hekim olarak bunları sunmuyorduk. Ha çok zengin, varlıklı insanlar bunları yaptırdı mı? Yaptırdı. İşte Sertab Erener'in güzelliğini herkes ne diyor? İşte kök hücre, kök hücre, kök hücre. Aslında bunun ne demek olduğu anlaşıldığında insanlar hani böyle koşarak çünkü genç kalmak istiyoruz değil mi hepimiz? Yani yaşlanmak evet, yaş almak istiyoruz ama yaş alırken değil mi genç kalmak istiyoruz. Aynen öyle. Bu da çok mühim. Bunun için de yani yağ dokumuzun ne kadar kıymetli bir yapıda olduğunu ve bunun içerdiği zengin kök hücrenin aslında bizim gençleşmemiz için, gençliğimiz için kullanılabilecek bir yapı içerdiğini, bir evet. kök hücre içerdiğini bilinmesini isteriz. Çok kıymetliler aslında. Evet. Diyelim tekrar. Peki yüzde hangi bölgelerde kullanabiliyoruz hocam? Şimdi yüzde tabii ki yaşla beraber yüzümüzde biz iki amaçla kullanıyoruz. Zamanla yani yaş aldıkça yüzdeki yağ dokuları azalıyor. Hani bebeklerin nasıldır yüzü? Daha tombiktir değil mi? Daha böyle dolgundur, elmacık kemikleri daha evet, dolgundur, daha yanaklar belirgedir. Daha dolgundur. Ama yaşlı bir nineye baktığımız zaman işte gözleri çukurlaşmıştır, yanaklar çukurlaşmıştır. İşte yüz böyle bir sarkmış, bir pörsümüş, böyle bir yağ dokusunun azaldığını fark ederiz. Buradaki aslında sebep birincisi yağın azalması, ikincisi de alttaki iskelet yapısı. Yani yüz iskeletimizin, kemik yapının, oradaki kemiğin küçülmeye başlaması. Yani aslında yaşlılık sürecinde yağ dokusu azalıyor, kemik eriyor ve alttaki yapısal olan işte derideki elastin, kolajen yapıları azalıyor ve deri artık böyle eski şeyini, tonusunu yitiriyor. Tonus dediğim o gerginliğini yitiriyor. Derideki o nasıl anlatayım size? Aslında kalitesini biraz kaybediyor da diyebilir miyiz? Evet, dolgunluğunu yitiriyor. Ve bu şekilde artık yaşlılık sürecine giriyorsunuz. Bu noktada işte yağ dokusu çok önemli. Yağ dokusu orada birinci görevi. Mesela enjekte ettiğiniz yerde şimdi bunlar stem cell içeriyor. Kök hücre dediğim şey aslında bu. Kök hücre nereye verirseniz kemik dokuya giderse orada kemikleşir. Yağ giderse yağ dokusu olur. Kasa giderse kas dokusu olur. Stem cell denilen şey bu zaten. O yüzden biz bunu yüzdeki o azalmış volümü yerine tekrardan vermek için yapıyoruz. Bakın birinci amaç bu. İkincisi azalmış yağ dokusu var ise onun için veriyoruz. Üçüncüsü ise bu defa amaç bakın bu yaşlılık süreciyle ilgiliydi. Bir de güzelleşme süreciyle ilgili bir konu var. Güzelleşme süreci içerisinde diyelim ki biz hani altın orandan bahsederiz ya yüzdeki güzellik için. Altın orandan bahsediyoruz. Şimdi diyelim ki kişinin çenesi biraz küçük, geride. Biz bu çene birazcık büyüsün istiyoruz. Çene biraz daha dolgunlaşsın istiyoruz. Buraya ya silikon koyacağız ya bir oraya implant koyacağız, protez koyacağız, çene protezi koyacağız. Ya da kendi vücudumuzdan elde ettiğimiz yağ dokularını enjekte edeceğiz. Yağlarla da bunu yapabiliyoruz yani. Aynen öyle, yağlarla yapabiliyoruz. Veya işte elmacık kemikleri basık oluyor. Elmacık kemiklerini biraz dolduruyoruz. Mesela şu an günümüzde çok popüler alın bölgesini dolgunlaştırıyoruz, alın. Çünkü güzel kadın dediğiniz zaman alını dolgun kadın
Hiç düşündünüz mü bunu? Bunu hiç düşünmemişim. Hatta şu an fark etmişsinizdir. Sizi dinlerken bunu düşündüm bir an. Evet. Bakın alnın dolgun olması, insanlar şu anda hani bakın önümüzdeki trende açıklıyorum. Alın dolgunluğu, alnın böyle biraz bombeli olması. Çünkü erkeklerde bu düzdür. Son derece normal. Bize feminen olmak isteyen bir erkek geldiği zaman ilk istediği şey, lütfen diyor buramı dolgunlaştırın. Alın dolgusu. Tabii. Kendimi düşünüyorum şu an. Evet, alın ne kadar dolgun, ne kadar bombeli ise eğer o kadar atraktif, o kadar feminen, o kadar daha kadınsı gözüküyor. Bakın yani buranızı doldurmak mesela bu yağla mümkün ancak. Dolguyla da yapabiliriz gerçi. Evet. Yine elmacık kemiklerin biraz dolgun olması. Şimdi V-shape dediğimiz mesela bir şey var. Avrupa'yı yüz. Hollywood yanak. Değil mi? Bütün bunlar popüler. Şu anda çok mesela popüler. Sosyal medyada hemen her gün bir yerlerde görüyorsunuz. Şimdi bir yerden yağ alıyoruz. Bir yere yağ veriyoruz. Nasıl oluyor? Mesela hasta gıdısı var. Gıdısından yağ çekiyoruz. Bu aldığımız yağ çeneye veriyoruz. O zaman ne oluyor? Gıdı zaten azalmış oluyor. Çene de birazcık büyüyünce ya da biraz daha belirgin hale gelince oluyor. O zaman gıdısızlık daha çok ön plana çıkıyor. Ve yüz daha böyle V haline yani bir Hollywood yanağı denilen bir daha V şekline geliyor. Aslında bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz yine. Mesela şu anda işte bizim tam yanaklarımızın içerisinde özel bir yağ yastıkçıklarımız vardır. Buna Bishop denir. Bishop yağ yastıkçıkları. Bu çok önemli bir şey. Şu anda mesela genç kızların hepsi bunun peşinde. Hastalar geliyor, hocam siz işte yanaktan buradan yağ alıyor musunuz? Evet alıyoruz. Buradan mesela yağ alınarak daha böyle çukur bir yanak yapısı. Tabii yanaklar çukurlaştıkça otomatik olarak elmacık kemikleri daha belirgin. Biraz da çeneyi de yaptığınız zaman işte Hollywood yanağı denilen şey o makyaj şekilde geliyor. Makyaj formüllerinden kurtulmanın aslında değil mi? Bir diğer kalıcı yolu diyebiliriz bunun evet. için. Yani yüz şekillendirme, yüz güzelleştirme bu boyutta işte yüzde belli dengeleri oluşturup kişiyi daha hoş, daha şık bir görüntüye getirme. Belki daha zarif. Daha zarif. Evet. Tabii bütün bunları yaparken de belli olmayan, estetik olduğu anlaşılmayan ve doğala en yakın. Doğala aslında. En yakın. Ve hakikaten bunu yaptığımızda hasta ya neden yaptırdım ya da çevresindeki insanlar işte yüzün iyi durmuyor, işte fake duruyor değil bakın. Daima doğallık, daima doğallık. Asla abartıya kaçmadan. Evet, o duruluğu aslında kaybetmeden diyelim. Peki yaşın bir önemi var mıdır? Mesela çünkü söyledik ya sosyal medya artık çok hayatımızın içinde hatta merkezinde. Dolayısıyla çok genç yaşta insanlar da böyle uygulamalar yaptırmak istiyorlar ama bunun belli bir yaşı var mıdır? Şu yaş skalası aralığında bu işlemleri yapabilirim dediğiniz. Şimdi konuya şu şekilde yaklaşmak gerekiyor. Yaş grubu ileri hastalarda bakın az önce. Yani yüzle ilgili yaptığımız yağ enjeksiyonlarında işlemlerde birazcık. Oradaki amaç gençlik kazandırmak. İşte yüzü daha dolgun bir hale getirmek. Çünkü hani bir söz var. 1 gram et 1000 ayıp örter. Öyle değil mi? Yüzünüz dolgunlaştıkça o yüzünüz daha gergin duruyor, daha canlı duruyor. Yani yaşı ileri grupta biz bunu gençlik amacıyla yapıyoruz. Ama yaşı genç olan bir bireyde hastalarda yüzü şekillendirmek amacıyla, yüzü daha güzelleştirmek amacıyla yapıyoruz. Bu tip hastaların yaş grubu yok tabii ki. Hani 18-20 yaşından sonra olması gerekiyor ama hani buradaki noktada şöyle bir şey var. Öncelikle hasta ne istediğini bilmeli. Bakın bu böyle bir prosedüre girmek isteyen, böyle bir şey yaptırmak isteyen bir kişi bize geldi. Buna yüz tasarımı diyoruz aslında. Hani İşte nasıl gülüş tasarımı, burun tasarımı oluyorsa yüz tasarımı dediğimiz bir şey var. Kesinlikle bir bütün aslında çünkü yüzümüz. Şimdi yüz geliyor mesela hasta. Diyorum ki lütfen biraz kendinizden bahsedin, anlatın. Ne istiyorsunuz? Nasıl bir şeyle karşılaşmayı ümit ediyorsunuz? Nasıl bir şey bekliyorsunuz? Şimdi bu noktada hasta bize geldiğinde şimdi biz değerlendiriyoruz. Öncelikle mesela kaşları değerlendiriyoruz. Gözleri değerlendiriyoruz. Dudakları, dişi, burnu değerlendiriyoruz. Bütün bunlarla ilgili sorun yok. O zaman yüze başlıyoruz. Yüzle ilgili onu rahatsız eden bir problem, bir sıkıntı var mı? Tabii yüzle, yani kimsenin yüzü tamamen birebir simetrik değil, asimetriktir. Yani herkesin yüzünün bir tarafıyla diğer taraf arasında mutlaka bir fark vardır. Bazen bu fark çok belirginse o farkı azaltmaya yönelik işlemler.
Bazense o farktan ziyade mesela çenedeki bir problem varsa, elmacık kemiğinde bir problem varsa ya da çenenin şu kısımları çok geniş olabilir, çok dar olabilir gibi. Yani bu tip hastalara yüzü bir tasarım şeklinde nasıl bir şekilde kavuşacağını, işte diyelim ki gıda ile ilgili sorunu varsa gıdısını almak. Çünkü gıda hakikaten özellikle günümüzde sosyal medya için bir sürü resim çekiyoruz değil mi? Her gün paylaşıyoruz. Bu resimler esnasında gıdılıysak bu bizi rahatsız edebilir. İşte yüzümüzün belli kısımlarında bir şekil bozukluğu var ise. Artık selfiler de çok meşhur çünkü. Evet. Elmacık kemiklerimiz mesela biraz az belirginse bunları biraz dolgunlaştırarak daha şık, daha güzel bir görüntüye kavuşmak mümkün daima. Mümkün elimizde diyelim. Evet. Peki devam edeceğiz, daha soracak bir sürü sorun var ama kısacık bir reklam arasına tabii gidelim ki. Şimdi. Evet sevgili seyirciler, operatör doktor Fatih Dağdelen bizimle birlikte bugün. Biz güzelleşmeye dair her şeyi konuşuyoruz kendisiyle. Küçücük bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra hiçbir yere ayrılmayın, bekliyoruz. Körfezi'nin tanınan inşaat firması As Yılmazlar Limited şirketinin Elia Yaşam Evleri projesiyle Körfez'e yeni bir yaşam anlayışı sunmaktadır. Projemizde tamamı bitmiş yapı kullanması alınmış 6 blok, 92 daire, 4 iş yeri mevcuttur. 24 saat özel güvenlik ve kamera sistemiyle güvenliğini sağlanmaktadır. Bloklarımız 4 kat ve her katta 4 daire olacak şekilde tasarlanmıştır. Dairelerimiz 2+1 108 metrekare ve 3+1 128 metrekare şeklinde uygulanmıştır. Sitemiz havaalanına 10 kilometre, denize ise yürüme mesafesindedir. Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın ikinci yoğun oksijeninin dağ, deniz ve termal turizminin bir arada olduğu bölgemizde siz değerli canları görmek isteriz. İrtibat numaramız 0090 266 384 1368. 0533 453 0422 0532 724 2321 0532 706 0893 As Yılmazlar İnşaat Limited Şirketi Elia Yaşam Evleri Projesi. Yurt, bağımsız muhalif halkın gazetesi. Vehsi Şahin'in yönetiminde yurt yazarları Türkiye'nin nabzını tutuyor. Profesör Doktor Şükrü Sina Güren, Müslüm Sarı, Çetin Osman Budak, Mustafa Balbay, Leyla Tavşanoğlu, Adnan Bulut, Profesör Doktor Mithat Melen, Tuğba Emlek, İsmet Orhan, Uğur Cilansu, Erhan Baydar, Elif Doğan Şentürk. Yurt spor yazarları Osman Koray Kapan, Kubilay Toptaş, yurt dış politikada Süleyman Karan, yurt ekonomide Sibel Köklü, Mustafa Ülkü Caner ve Başak Kamancı Budak Ege'yi evinize getiriyor. Türkiye'nin en yetkin tarım ve çevre yazarı Profesör Doktor Tayfun Özkaya, yurt sinema ve kültür yazarı Olcay Bağır, vergi ve mali işler yazarı Oğuzhan Aslan, Ankara'nın nabzı Ankara gündemi köşesinde atıyor. Yurt Halkın Gazetesi, kağıda dokunun. Ege'nin incisi, Altınoluk'un masmavi sularının güneş ve kumla buluştuğu yerde, zeytin ağaçlarının gümüş gölgesi altında alternatifi olmayan bir tatil imkanı sunuyoruz. Açık büfe hizmetleri, taptaze yiyecekleri, muhteşem lezzetleri, yürüyüş yolları, çocuk parkıyla, doğayla iç içe lüks tatil köyümüzde güven ve huzur içinde geçireceğiniz bir tatil sizleri bekliyor. Hayatınızın en güzel gününü en güzel şekilde yaşayın diye sizlerin hizmetinizdeyiz. Kervan Tatil Köyü, hak ettiğiniz tatilin ve huzurun adresi. Telefonlarımız 0266 398 15 50 51 ve 52. Dünya nereye gidiyor? Doğa bitmez tükenmez bir kaynak değil. T24
temiz üretim, sürdürülebilir tüketim için Eko etiketi seç. Seçimini çevreden yana kullan. Eko etiket uygulaması, dünyanın ekolojik sistemini korumayı hedefleyen bir sistemdir. Üreticiden tüketiciye bu zincirin halkası olun. Türkiye'nin de, Suriye'nin de, oradaki Türkiye'nin... Kim ne dedi? İslam dünyası ve Orta Doğu'da. Türkiye ve dünya neyi konuştu? Görünmeyen bir kadın var. Bu bölgeyi hep taşeron olarak görmüş. Gündemin sıcak gelişmelerini farklı bir bakış açısıyla ekrana taşıyan gazeteci Zafer Arapkirli ile Seyri Alem, her salı 19.30'da Cem TV'de. Cem TV'de yepyeni bir program başlıyor. Evet, günün getirdikleri programı saat 11 ile 12.30 arasında sizlerle birlikte olacak efendim. Ekonomi konuşacağız, sağlık konuşacağız ve politika konuşacağız efendim. Berat Aşıcıoğlu ile günün getirdikleri pazartesi, çarşamba, perşembe ve cuma 11'de Cem TV'de. Bizden ayrılmayın. Kısacık bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekranlarının başına yeni gelen seyircilerimiz için hatırlatalım. Operatör Doktor Fatih Dağdelen bizimle birlikte. Biz ilk bölümde kendisiyle bacak orantısını konuştuk aslında. Yağ enjeksiyonunu konuştuk. Bu bölümde de yine liposuction'ı konuşacağız. Bu bölümde de yağlardan biraz kurtulmanın yollarını konuşacağız. Evet. Aslında biz 0212 627 48 48'den bizleri arayabilirsiniz. Yine WhatsApp hattımıza da merak ettiğiniz sorularınızı sorabilirsiniz. Mesajlarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz efendim. Hep birlikte sohbet edelim bugün diyelim. Evet, evet hocam. Öncelikle aslında ben liposuction nedir diye başlamak istiyorum. Biraz sizden yağ aldırmayı öğrenelim. Evet. Şimdi az önce tabii programa başlarken yağların nerede kullanıldığından bahsettik. Evet. Ama bu yağlar da bir yerlerimizde, onları da bir şekilde aldırmak ya da almak gerekebiliyor. Çünkü fazlalığından da çoğu zaman şikayetçiyiz, evet, aslında. Aynen öyle. Şimdi vücut zaten dengeliyse, eşit bir şekilde duruyorsa, yani şimdi önce liposuction neden yapıyoruz? Amacımız ne? Evet, ne işe yarar? Evet, liposuction'da amaç vücut şekillendirmek. Body contouring diyoruz. Yani vücutta işte bir baseninizde bir çıkıntı var ise, belinizde bir kalınlık var ise, kollarınız eğer çok kalın ise, gıdınız var ise, sırtınız kalın ise ya da poponuzda bir çıkıntı var ise ve siz tüm diyete rağmen, egzersize rağmen bu bölgedeki yağlardan kurtulamıyorsanız, işte bu noktada plastik cerrahinin bir mucizesi diyorum. Liposuction devreye giriyor. Bizim liposuction yaptığımız hastaların illaki 100 kilo, 80 kilo olması gerekmiyor. 50 kiloluk bir hastaya da liposuction yapabiliyoruz. Çünkü baseni var ve bu dirençli bir yağ birikintisi var. Yapısal bir şey, genetik bir şey aslında. Buradan kurtulmanın tek çözümü de oradan yağ aldırmak oluyor. Yani kilo vermek amaçlı olmadığını... Önce bunu kabul etmemiz gerekiyor, evet, değil mi? Evet, liposuction kilo vermek amaçlı değildir. Liposuction incelmek... Veya belli bölgelerdeki fazlalıkları aldırıp vücut şekillendirme yöntemidir. Ha, liposuction yapıldıktan sonra kilo verilir. Kesin. Çünkü oradan bir yağ alıyoruz. Bunun tabii, evet, ki bir kilosal kaybı olur. Beraberinde hastayı motive ettiği için, hasta bundan çok ciddi motivasyon görür. Motive olduğu için kilo verir. Yani bir işte liposuction hastasının ameliyattan sonra bir ay içerisinde 10 kilo, 15 kilo verdi, ben şahit oluyorum. Ama bu motivasyonla ilgili. Ama o motivasyonu kaybettiğinde tekrar kilo alabilir. O yüzden liposuction'ı amaç olarak kilo amaçlı değil, vücut şekillendirmek amaçlı olduğunu bilinmesini aslında arzu ederim, söyleriz. Şimdi liposuction'ı biz nerelere yapıyoruz? Özellikle hani... Herkes yaptırabilir ama, değil mi? Herkes bu yaptırabilir. Bu biraz önce konuştuğumuz şartlarda, evet, herkes bu işlemi yaptırabilir. Aynen öyle. Yani... İhtiyacı olan hemen herkes, yani erkek ya da bayan yaptırabilir, sıkıntı olmaz. Ve liposuction nerelere yapıyoruz? Mesela gıdıya yapıyoruz.
yanağı yapıyoruz. En çok tercih edilen bölgeler bunlar mıdır hocam? Hayır, en çok tercih edilen basendir, beldir, karındır. Ama bununla beraber mesela kollar, şimdi yaza gireceğiz, işte herkes body giyiyor, herkes işte askılı bir bluz giyiyor ya da mayo giyecek, bikini giyecek. Bir şekilde o kişileri rahatsız eden en önemli şeylerden bir tanesi kollar. Kollar kalınsa eğer, ki pek çok kadının sorunu, yani sizin kolunuz güzel, hatta harika diyebilirim ama pek çok kadının ciddi anlamda kalın, bir süre sonra o kalınlığın etkisiyle sarkma da oluyor. Eğer kalınlık varsa o kalınlıktan kurtulmanın tek yolu mutlaka oradan yağ almak. Yine sırt bölgesi, özellikle kadınlar tabii sütyen taktıkları için, sütyen kullandıklarında böyle sütyenin bulunduğu yerlerde böyle bir çıkıntılar, böyle bir baskı olan yerlerde aslında. Evet, bu pek çok bayanın ciddi anlamda sorunu, sıkıntısı. Yani sırt bölgesi de az istenen bir bölge değil. Yani pek çok hastamız bizi sırtımdan yağ aldırmak istiyorum ya da işte kollarımdan yağ aldırmak istiyorum diye bize başvuran çok hastayla karşılaşıyoruz. Ya da kolundaki kalınlık değil de kolundaki sarkıklıktan şikayetçi oluyor. Eğer deri kalitesi iyiyse hastanın o kalınlıktaki yani koldan yağ aldığımız zaman germeye gerek olmadan o kolun toplamasını sağlayabiliriz. Ama kol inanılmaz pörsümüş, çok fazla gevşemiş, deri çok fazlaysa o zaman germek zorundayız zaten. O başka bir şey. Evet, bu karın için de geçerli değil mi hocam? Aynen öyle. Aynen eğer öyle. Orada da zaten bir sarkıklık varsa ve yağ aldırmaya da geçmiyorsa germe işleminde aynen yapabiliyorsunuz. Öyle. Peki aynı anda yapabiliyor musunuz bu işlemi? Tabii kol ki. Kol ve karın içinde. Tabii ki. Aynı anda da gerçekleştirilebilir ki pek çok hastaya böyle yaparız zaten. Aslında burada kriteri iyi belirlemek gerekiyor. Kimden yağ alıyoruz? Kime karın geriyoruz mesela? Evet. Şimdi hasta çok ciddi kilo vermiş. Karında ciddi bir sarkma söz konusu. Beraberinde çatlaklar var ise bu hasta karın germe dışında mutlu olmaz. Yani oradan yağ alamazsınız. Çünkü yağ aldığınız zaman deri daha da gevşecek, daha da sarkık gözükecektir. Evet. O tip bir hastada karın germe yaparız. Ama deri kaliteniz iyiyse, sadece böyle bir çıkıntı, böyle bir şişman bir görüntü var ise böyle bir hastadan sadece yağ almak yeterli olur. Çünkü geremezsiniz, germeye de gerek yoktur. Çünkü germek demek bir iz demektir, değil mi? Oysa ki yağ aldığımız zaman izsiz bir şekilde yapıyoruz bunu. Evet, liposuction'dan sonra bir iz kalmaz o zaman değil mi? Hayır. Bu da çok merak ediliyor çünkü. Hayır, liposuction'dan sonra bir iz kalmaz. Ve eğer sizin elma tipi bir vücudunuz var ise, elma tipi dediğim erkek tipi diyeyim daha doğrusu, hani karın belden ibaret. Bazı kadınlar var mesela karın ve belleri çok kalın, alt tarafta basen yok, bacaklar incecik, değil mi? Buna elma tipi diyoruz. Bir de armut tipleri var. Onlar ne oluyor? Basenler belirgin, bacaklar kalın. Bu tip hastalarda ise bu takdirde ne yapıyoruz? İşte basenden yağ alıyoruz, bacak içinden yağ alıyoruz, bacak ön yüzünden yağ alıyoruz. Hatta baldırdan bile yağ aldığımız hastalar oluyor. Ve o orantıyı sağlıyorsunuz. Aynen öyle. Tabii ki bu kolay bir işlem. Rahat bir işlem ve işsiz bir işlem. Evet. Peki böyle daha az tercih ettiğiniz bölgeler var mıdır hocam? Ya evet, hani biraz daha böyle belki acaba yapmasak mı dediğiniz öyle bölgeler var mıdır vücudumuzda? Aynen öyle. Var, böyle bölgelerimiz var. Mesela baldır için gelen bir hastaya eğer çok inanmıyorsak gerek yok dediğim çok oluyor. Yani bu hiç uğraşmayın diyorum. Mesela sırt için her hastayı kabul etmiyorum. Yani sırta diyorum çok gerek yok. Hani sırtı mesela beni rahatsız ediyor, lütfen aldıralım diyor hasta. Bakıyorum biraz kilosu fazla ise, bakın diyor biraz kilo verirseniz eğer hiç diyor bunu aldırmadan da kurtulabilirsiniz dediğim şeyler oluyor. Ama bir bel bölgesi, bir basen bölgesi hakikaten pek çok kadının yani kıyafet tercihinde bile çok ciddi sıkıntı. Kesinlikle, o aslında evet. Günlük yaşam kalitesi dediğimiz bir şey var ya, sanıyorum psikolojik olarak o kaliteyi aşağıya düşüren durumlar aslında birçok kadında. Aynen öyle. Belki erkeklerde de zaten. Aynen biz öyle. Kadınları konuşuyoruz burada ama. Erkeklerde de yapılıyor. Çünkü erkeklerde de diyelim ki erkeklerde genelde problem karın ve beldedir. Yine göğüste mesela, erkekte jinekomasti diyoruz biz buna. Evet. Göğüs büyüklüğü bu tip mesela yaz oluyor. İşte erkek işte havuza girmek istemez, denize girmek istemez, hamama gitmek istemez. Kesinlikle. Dar bir tişört giymek istemez. Çünkü kadın memesi gibi göğüs olan bir sürü insanla karşılaşıyoruz. Evet, yazın tişörtle de çıkmak istemiyorlar artık. Evet.
Hakikaten ciddi bir problem. Bu tip hastalarla karşılaştığımızda biz onlardan direktman yağ alarak bunu çözebiliyoruz. Eğer beraberinde erkekler için söyleyeyim, jinekomasti konusuna girdik hazır yani girmişken, bu çok önemli bir konu çünkü. Eğer beraberinde süt bezi kanalı varsa, çünkü erkeklere süt bezi kanalı olur, o zaman onu da çıkararak daha düzgün olabiliyor. Eğer onu çıkarmaya gerek yok, yağlı bir dokudan ibaretse sadece yağ alarak bu işten kurtulabiliyorlar ve gayet rahat bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Jinekomastiden sonra hemen yine taburcu olabiliyorlar mı? Tabii jinekomasti dediğimiz erkekte meme büyüklüğünden sonra hasta aynı gün ya da bir gece kaldıktan sonra taburcu olabilir. Ama liposuction hastalarında işlem sonrası onlara önerdiğimiz, kullanmalarını tavsiye ettiğimiz özel bir korse var. Bu aslında baskı verici bir tight gibi düşünün. Hani tight'a benzer bir korseden bahsediyorum. Yani yaşam kalitelerini, hayat kalitelerini zorlamıyor. Problem olmaz yani hasta. Yazın da yapılabilir yani, onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, hep derler ya doğru bir zaman var mıdır liposuction için diye. O zaman öyle bir zaman dilimimiz var mıdır? Yok. Bence yok, hayır. Yani hastaya sadece 3 hafta korse kullandığını, o 3 hafta boyunca her gün banyo yapabilir. Banyo yapmada sakınca yok. Banyodan sonra korsesini de yıkayabilir. Sonra da korsesini giyebilir. Ha, denize girecekse, havuza girecekse biraz acele etmesinler. Yani 3 haftalık bir süreç bu. Ki yazın olmanın şöyle bir avantajı var. Yazın olduğunuz zaman yazın metabolizmamız daha hızlı. Daha ciddi kilo kaybına şey yapabiliriz. Daha rahatız, daha özgürüz. Diyeceksiniz ki o korselerle rahatsız olur mu? Hayır. Korseler dediğim gibi sadece tight, sıkı bir tight. Hani bu kadınlar pek çok, yani bugün herkes yani slim fit bir takım kıyafetler giyiyor. Onun biraz daha baskılısını düşünün. Ama yaşam kalitesini bozan, hatta pek çok insan bunu düğüne davete giderken kullanıyor. Kesinlikle evet, elbiselerin altına. Elbiselerin altına kullanıyorlar ki vücudumu daha iyi göstersin, daha şekilli göstersin diyerek. Yani bu tip korseler televizyonlarda da görülüyor. İşte vücut şekillendirici korseler diyorlar. Yani vücuttaki o fazlalık olan kısımları azaltıyor. Evet evet, normal rutininde bile çok fazla kullanan insan var zaten bu korseleri. Geçen bir hastam geldi, bir erkek hasta. İşte dedi ki ben yağ aldıracağım. Baktım vücut gayet iyi gözüküyor. Ondan sonra hasta dedi ki hocam durun dedi, ben de korsemi çıkarayım da dedi. Korse giymiş. Bir çıkarttı böyle korse, gerçekten oldukça yağlı ama korseyle adam gayet düzgün bir şekilde duruyormuş. Gayet ben diyor bunu hep kullanıyorum diyor. Çok rahat ediyorum diyor. Yani sözün kısası bu tip korseler aslında yaşam kalitesini çok düşüren şeyler değil. Hani hastalar yazın işte o korseyle ne yapacağız, nasıl geçireceğiz falan diye düşünmelerine gerek yok diye düşünüyorum. Yani zaten kolay bir işlem. Zaten ortamda klimalı diyebiliriz aslında. Evet. Belki çünkü birazcık sıcaklardan dolayı endişe edebilirler ama artık onların da çözümü var. Aslında böyle konuşurken değil mi, yüz şekillendirmeyi konuştuk, işte bacakları konuştuk, yağ aldırmayı konuştuk, enjeksiyonu konuştuk ama eski oranla çok da şanslıyız değil mi biz bu dönemde aslında? Çünkü yöntem olarak da çok geliştik artık ve rahatsız olduğumuz bir şeyin önüne geçebiliyoruz ve yaşam konforumuzu bu şekilde arttırabiliyoruz. Bu konuda gerçekten son yıllarda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ben de yani kesinlikle buna katılıyorum çünkü hani plastik cerrahi gerçekten mucizevi bir branş. Şimdi düşünün, hayatı boyunca hiç göğsü olmamış birine bir silikon koyuyorsunuz, 15-20 dakika sürüyor. Bütün yaşamı değişiyor. Yani kesinlikle. Genç bir kızın psikolojisini düşünebiliyor musunuz hiç? Aslında enerjisi yenileniyor diyebiliriz, hayat enerjisi. Mesela göğsü büyük olan bir insanın yaşadığı sıkıntıyı düşünün. Biz onu dikleştiriyoruz, küçültüyoruz. Mesela çok daha memnun, çok daha huzurlu bir şekilde hayata dönüyor. Mesela vücudunda veremediği yağ dokuları var. Şimdi tabii ki herkeste böyle bir sorun yok ama böyle bir sıkıntısı olan bir kişinin başka bir şansı yok. Ben öyle mesela basenli hastalarla karşılaşıyorum ki bazen. O kadar çıkıntılı, o kadar çıkıntılı ki kocaman sanki atçı pantolonları var ya, hani şeylerin, ata binen insanların kullandıkları böyle geniş basen içeren böyle pantolonlar vardır. Onun gibi çıkıntılı hastalarla karşılaşıyorum. Ve bu kişi hayatı boyunca o basenlerini hep saklamış. Hep üzerine kalın şeyler giymiş, üzerine dökümlü şeyler giymiş. Çoğu zaman belki istediği kıyafeti giyememiş ya da bulamamış aslında. Evet, yani onlar hep kıyafet diktirtmek zorundalar. Ya da işte giydiği zaman hep şekilsiz. Bir de insanın boyunu da kısa gösterir. Evet. Düşünsene, baseniniz eğer kalınsa bu sizi kısa gösterir. Yine beliniz eğer kalın ise, baseniniz de var ise, şimdi bel çıkıntınız var, basen çıkıntınız var. Arada poponuz da böyle bir boşlukta. İşte oradan yağ al, buradan yağ al, popoyu da birazcık bunları doldurdunuz mu,
kişi oluyor Kim Kardashian. Yepyeni bir hayat diyebiliriz aslında. Yepyeni bir vücut yani. Yepyeni bir vücut fizikle birlikte. Peki liposakşına geri dönecek olursam, iyileşme sürecinde dikkat etmeleri gereken şeyler var mıdır? Mesela spor yapmak gibi. Evet. Çok teşekkür ederim. Hakikaten güzel bir soru. Şimdi liposakşın oldunuz. Liposakşında o fazlalık yağlarınızı aldık. Liposakşın kalıcı bir işlem ve bir defa yapılır. Bakın bir defa yaptıracaksınız ve tam yaptıracaksınız. Liposakşın çok özel bir şey. Böyle uyduruk bir ameliyat değil. Azıcık oradan alacaksınız, işte git kilo verle olmaz. Yani orada gerekli ne kadar yağ varsa bunun hepsinin alınması gerekiyor. O yüzden liposakşını iyi yapan doktor hastalar bulamazlar. Bilmezler daha doğrusu. Bakın iyi burun yapan, iyi meme yapan diyerek insanlar hekim bulabiliyor ama iyi liposakşın yapan hekimi kimse bilmiyor. Doğru. Hiç öyle bir şey var mı? İyi liposakşın yapan bir doktor tanıyor musun? Herkes en iyisini yapar da öyledir. Hani kimse yordum ekşi demez. Kesinlikle. Ama liposakşın çok önemlidir. Yani sözün kısası bir defa yapılması gereken bir uygulama ve düzgün yapılacak. İşlem yapıldıktan sonra yapıldı. Korsenizi de giyiyorsunuz. Biraz da diyetinize de dikkat ettiniz. Çünkü o dönem içerisinde proteinden zengin bir beslenme yapmanız gerekir. Çünkü vücutta ciddi bir yıkım var. Çünkü biz oradan bir sürü yağ aldık ama bir sürüsünü de içeride aslında harap ettik. Bu da vücutta direkt olarak bir protein desteğine ihtiyaç hissettiriyor. O dönemde hastaların biraz proteinden zengin beslenmelerini istiyoruz. Bu da onlara kilo kaybettiriyor. Çünkü karbonhidrattan fakir, yağdan fakir ama proteinden zengin bir diyet besleniyor. Onlar zaten kilo kaybettiriyor ve bir ay içerisinde hasta 5 kilo olur, 10 kilo olur kilo veriyor. Lütfen bu kiloda kalın. Kalın artık bu kiloda devam edin. Kesinlikle. Aslında evet biz çok zorlu bir işlem değil diyoruz. İyileşme süresi çok kolay ve basit atlatılıyor, rahat atlatılıyor, konforlu bir ameliyat diyoruz. Ama bununla birlikte çok da ciddi bir işlem söylediğiniz gibi. Aynen. Ve o yüzden bunu yapmışken değil mi, o hayal ettiğimiz vücuda kavuşmuşken bunu korumak çok önemli aslında. Ben buna katılıyorum. Bir insan kendini, yani bir kadının veya erkek fark etmez, kendine yapacağı en büyük ihanet kilo al ver, kilo al verle devam eden bir hayat sürmesi. Yani diyelim ki 70 kilosayınız, 70 kiloda kalın. Yani sürekli 60'a in, 70'e in, çık, işte 80'e çık, 70'e in değil. Yani bir kiloda kalın. Yani insanın hayatta tabii 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo zaman zaman olabilir. Bu son derece normal. Ama yani 10 kilo, 15 kilo al, sonra geri ver. Ne oluyor? Vücudu aslında bir balon gibi düşünün. Değil mi? Bir balonu şişirdiniz mi? O balon artık o pürüzsüz yapısını kaybediyor değil mi? Buruşuyor buruşuyor oluyor. Yani. Kesinlikle aslında kalitemizi de bununla birlikte bozuyoruz biz değil mi? Evet. Derimizin kalitesi bozuluyor. Sarkmaya daha uygun bir hale geliyor. Ve artık yapı bozulduğu zaman bu defa ne yaparsanız yapın. Artık germek zorundasınız. İşte gerdirmek zorundasınız. Ya da biz karın germe, kol germe, meme toparlama gibi işlemleri yapmak durumunda kalıyoruz. Yani liposakşın yapılan bir hasta sözün kısası o kilosuyla artık indiği bir kilo varsa o kiloda kalmaya çalışsın. Yani evet, onu korumaya korusun ve vücutta hiçbir deformasyon olmayacaktır. Hiçbir şekilde eşliği olmayacaktır. Bana geçen bir hastam geldi. Hocam dedi 13 yıl önce de bana dedi yağ aldınız. O kadar memnunum, o kadar memnunum. Dedim ki vallahi süper çok sevindim falan diye konuşuyorum. Ama dedi, ben dedi bir şeyler yaptım dedi. Ne yaptınız dedim. O dönem diyor indiğim kilo var ya diyor o kiloda ben diyor sabit kaldım. Devam ettim. Ne kadar güzel. Hiçbir bozulma, hiçbir bir problemle karşılaşmadım diyor. Yani ben diyor vücuduma her baktıkça diyor sizi hatırlıyorum. Dedim çok teşekkür ederim ne sağ olun. Güzel. Bu mesela ne kadar hoş bir şey. Ama hasta bu kurala uymaz ise, normalde işte sürekli kilo almaya meyilliyse, yani liposakşın yapıldı bu sizin kilo almanızı engelleyen bir şey değil. Yine kilo alabilirsiniz. Vücudunuz daha şekilsiz bir hale gelir. Neden? İşte kilo aldıkça göbeğiniz şişiyor. Kilo aldıkça kollarınız kalınlaşıyor. Vücudunuz şey yapıyor. Ha bizim aldığımız bölgeden de yağ alırsınız. Çünkü ben orada yağı tamamen sıfırlamam. Olması gerektiği miktarda ama bırakırım. Ama genelde başka bölgelerden daha kolay alınabiliyor değil mi? Liposakşın yapılan bölgeden değil de aslında. İşte bakın onu anlatmaya çalışıyordum şimdi. Burada çok önemli, çok hassas bir konu ki bu eğer bu konuya ilgi duyan ya da bu konuyu düşünen birileri var ise onlara bakın bu konuda uyarıyorum. Şimdi vücudumuzda diyelim ki
basen bölgesinden bahsedeyim. Basen bölgesinden örnek. Orada olması gereken 3 tane yağ hücresi var. Bakın bir şey yapıyorum şu anda, bir örnek anlatıyorum. 3 tane. Sizin bu bölgede fazladan 7 hücreniz daha var ise toplam 10 tane oluyor. Ve siz basenli birisiniz artık, değil mi? Baseniniz var. Kilo alınca burada fazlalık hücre olduğu için hep buradan alıyorsunuz, hep burası şişiyor. Kilo verdiğinizde en son burası gidiyor. Doğru mu? Evet. Okey. Şimdi biz yağ alacağımız zaman buradan bakın olması gereken 3 tane hücre ama fazladan 7 tane var. Bir tane, iki tane, üç tane hücre alırsak azalınmış kabul edilir ve bu hasta biraz kilo aldığında gene o bölgenin tam düzelmediğini, hala çıkıntılı kaldığından şikayet eder. Yani liposuction yapılan bir hastanın neden şikayet ettiğini anlatıyorum. Liposuction bir defa yapılır, fazlalık olan 7 hücre varsa onu alacaksınız. Bakın fazlalık 7 hücre, 6 tane de olmaz. 7 hücre fazlaysa 7'sini alacaksınız. Bakın eğer onunu alırsanız, orada hiç yağ bırakmazsanız işte hasta kilo aldığı zaman başka yerden alır. Dediğimi anladınız mı? Bu o zaman aslında çok ince bir denge. Çok ince bir denge. Çok hassasiyet göstermek gerekiyor. Evet, orada 3 tane hücre bırakıyorsanız, olması gereken hücre, kilo alınca oradan da alıyor. Her tarafından eşit bir şekilde alıyor. Bakın eşit bir şekilde alıyor. Vücut artık eşit bir şekilde şekilleniyor. Çünkü biz fazlalık olan, çıkıntı yapan yeri düzelttik. Artık vücudumuz eşit bir şekilde kilo alır, kilo verir. Ama eğer biz orada hiç hücre bırakmadıysak o zaman başka yerden alacak. Ya da az alındıysa kilo aldığınız zaman gene bu bölgeden almaya devam edeceksiniz. O yüzden liposuction yaptıracak hastalarımıza özellikle ben ısrarla söylüyorum. Liposuction çok önemli bir işlem. Ben bakın bir plastik cerrah olarak şunu söylüyorum. İki ameliyat çok değerli, çok önemli. Bunlardan birincisi burun. Çok önemli. Çünkü sanat gerektiriyor. İki, liposuction. Yağ aldırmak sanat gerektiriyor. Çok özel. Bakın meme yapmak, yüz germek, göz kapağı yapmak, popo yapmak, bacak yapmak bunlar da o kadar değil. Ama bu iki işlemde sanat gerektiren uygulamalar. Bunlar da çok düzgün yapılması, çok tecrübeli olunması, ehil olunması, yetenekli olunmasını... Tecrübe de çok önemli evet, aslında. En çok gerektiren iki ameliyat budur. O yüzden liposuction yaptıracak olan hastalarımızın bu konuda çok titiz ve dikkatli olmaları gerekiyor. Kesinlikle doğru hekim tercihi, doğru merkez tercihi çok çok önemli bu noktada. Söylediğiniz gibi aslında liposuction çok uzun yıllardır yapılan bir işlem ve evet, eminim ki her insan etrafında muhakkak bir tane kötü örneğe denk gelmiştir. Evet. Benim gibi de ben de çok denk geldim ve hakikaten biraz böyle geri dönüşü yine çok zorlu olabiliyor. Bu yüzden de doğru doktor tercihi, doğru plastik cerrah tercihi çok önemli evet, diye tekrar tekrar belirtelim aslında. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir husustan daha bahsedeyim. Bu da çok önemli. Liposuction'da dedim ya, yani bu yetenek gerektiren bir ameliyat. Ve kimin iyi yaptığını da kimse bilmez. Evet. Bakın çok önemli bir şey. Burun yap, işte iyi burnu iyi yapan doktor diyerek insanlar buluyorlar ama iyi liposuction yapan doktoru kimse bulmuyor. Bu tip hastaları nasıl kandırıyorlar onu söyleyeyim. Lazerle yapıyorum. Bunu özellikle son birkaç yıldır yine çok duyuyoruz değil mi? Evet. Lazerle yapıyorum, vazerle yapıyorum, işte lipomatikle yapıyorum, işte yok şu cihazla yapıyorum, yok şununla yapıyorum, bununla yapıyorum diyerek. Evet. Yani sanki işlemi kendi yapmıyor, işlemi bir alet yapıyor. Bir de hani ben lazer deyince hep çaya, çorbaya, her şeye lazer. Hani limon gibi. Şöyle düşünün bunu. Hasta bize geliyor mesela. Hocam diyor dikişlerinizi lazerle mi koyuyorsunuz? Ya diyorum bakın lazerle kesilir ama lazerle dikilmez. Ama lazer dediğiniz zaman hastalar bunu aldanıyor. Bazen aldatabiliyor hekim. Bu doğru bir şey değil. O kadar çok farklı alanda duyuyoruz ki gerçekten. Evet. Özellikle estetik alanında da söylediğiniz gibi her bölge için lazerli bir çözüm aslında duyuyoruz etraftan ama. Yani bunlar tabii lazer denildiği zaman sanki bir üst teknoloji var. İşte bununla her şey muhteşem olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Hı-hı. Böyle değil. Bakın liposuction o bölgeden yağ alma uygulaması, lazer ya da vazer ya da ultrasonik ne derseniz ki bu tip bu cihazların hepsini de kullandığımın da bilinmesini istiyorum. Çünkü ama kime kullanacağız, kime kullanmayacağız? Kimin ihtiyacı var, kimin ihtiyacı yok? Ama işlemi yaparken yani bunu ben yapmıyorum, bunu bir lazer cihazı yapıyor gibi bir yaklaşım doğru değil. Eğer hastanın
neye ihtiyacı varsa bunu geldi zaten biz ona çok detaylı bir şekilde anlatabiliriz. O zaman doğru profilde işe yarar diyebilir miyiz ama yanlış profilde bir fayda göremez o zaman insanlar. Yani mekanizması burada çok önemli. Mekanizmasını anlatayım o zaman daha iyi algılarsınız. Şimdi bakın bir bölgeden yağ alacağız. Basenden yağ alacağız örnek olarak. Bu yağ biz normalde bir kanülümüz var. Kanülümüzün arkasında bir negatif basınç var ve biz buradan yağı çekiyoruz. Doğru mu? Buna liposuction diyoruz. Suction emmek zaten. Oradan yağları emiyoruz. Yağ alma işlemi yani değil mi? Şimdi lazerle liposuction dediğiniz zaman bunu almadan önce oraya bir lazer enerjisi veriyorsunuz ve oradaki yağları öldürüyorsunuz. Doğru mu? Sonra bunu çekiyorsunuz. Niye öldürüyorsun da çekiyorsun? Canlı zaten çekiyordun. Anladın mı mantığını? Evet şimdi anladım. Yani bunu neden öldürdün de çekiyorsun? Yani öldüreceksen yani bırak kalsın orada. Anladınız mı? Evet. Buna lipoliz deniyor. O farklı bir şey. Eğer bunu çekeceksen zaten canlı çekiyorsun ki. Avantajın ne? Dediğimi aldınız mı? Bakın buradaki hassas olan şey aslında bu. Bunu isterseniz vazer deyin. Yani ultrasonik liposuction deyin. Tabii ben burada Don Kişotluk yapıyorum aslında. Ben ne dersem diyeyim hastalarımız lazer varsa çaya çorbaya bazar. Veya daha lazer varsa. Cazip geliyor belki evet. Değil mi? Yani sanki işte bizler statükocuyuz. Eski şeyiz yani yeni teknolojilere kapalıyız. Hayır efendim ben hem endiyak lazer hem diyot lazer şu anda hastanesinde bulunan hem Vaser'ı bulunan bir hekim olarak söylüyorum bunu. Ama insanları aldatmak değil amaç. Kesinlikle. Doğruyu yapmak. Hasta bir şey istiyorsa da bunu sebeplerini ortaya koyarak, mantıklı bir şekilde anlatarak, akılcı bir şekilde anlatarak. Çünkü aslında birazcık da gerçekçi yaklaşmamız gerektiğini düşünürüm ben. Tabii ki bir bedel ödüyoruz. Maddi olarak da çünkü bir hayat kaygısı var değil mi? Çünkü bir bütçe ayırıp insanlar güzelleşmek adına doğru müdahaleler yapıyorlar. Ve söylediğiniz gibi bundan da fayda görmeleri çok önemli o yüzden. Ve sizin gibi de aslında objektif bir şekilde fayda göremeyeceklerini duymaları da çok önemli diye düşünüyorum ben bazı işlemlerde. Aynen. Ben yani bakın hastaların aldatılmaması üzerine, hastaların gerçekten marketing aracı olmamaları üzerine konuşuyorum. Dediğimi aldınız mı? Yani orada lazerle yapıyorum, vazerle yapıyorum diyerek bu işi birazcık marketing kesinlikle olarak değerlendiriyorum. İşte hasta diyor ki, biz diyor 3D liposuction, işte 4D liposuction, işte dışarıdan bir cihaz, içeriden bir cihaz, alttan bir cihaz, üstten bir cihaz, yok ütülüyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bu tip söylemlerin gerçekten gerçeği yansıtmadığını, bazı işlemlerin sadece ve sadece hasta marketinginde kullanıldığını ama gerçeğin böyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Ve hastaların gerçekten bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü bugün hastaların üzerinden gerçekten prim yapan hastaları yani düşünün hasta simsarlığı var ya günümüzde ülkemizde. Kesinlikle. Sağlık turizmi adı altında bakın gelen bir hastanın üzerinden para kazanan zihniyette insanlar var. Maalesef. Evet. Yani hasta satılıyor arkadaşlar günümüzde. Gerçekten hasta satılıyor. Yani bir kişinin diyor ki bak kız diyor işte kolunu yaptır bak diyor benim bir doktor arkadaşım var. Siz o doktor arkadaşına götürdü. Bu arkadaşınız bu işten para kazanıyor. Sizin üzerinizden kimsenin para kazanmasına izin vermeyin. Kesinlikle. Doğru dediğimiz gibi o doğru doktor tercihini içimize sinen doktorla yol almak çok önemli. Karşılıklı oturup dediğimiz gibi çünkü bizim zaten değiştirmek istediğimiz bir bölge. Gittiğimizde doktorumuzla konuştuğumuzda belki farklı bir yönteme de karar vereceğiz. Bu yüzden o doğru iletişim çok önemli diyelim ve süremizin sonuna geldik biz bugün. Çok teşekkür ederim. Evet sizi böyle yakalamışken çok yoruyoruz biliyorum ama çok teşekkür olur ederim geldiğiniz ben için yoğunluğunuz arasında. Sağ olun. Çok sağ olun. En kısa zamanda da tekrar bekliyoruz. Memnuniyetle efendim. Görüşmek dileğiyle sağ olun. Evet sevgili seyirciler biz bugün de süremizin sonuna geldik. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör Doktor Fatih Dağdelen bizim konuğumuzdu bugün. Yarın başka bir konuğumuzla yine sizlerin karşısında olacağız. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum ben. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.
Edremit Körfezi'nin tanınan inşaat firması As Yılmazlar Limited şirketinin Elia Yaşam Evleri projesiyle Körfez'e yeni bir yaşam anlayışı sunmaktadır. Projemizde tamamı bitmiş yapı kullanması alınmış 6 blok, 92 daire, 4 iş yeri mevcuttur.